Sayın izleyiciler, yağ aldırma liposakşın ameliyatı adı üstünde bir ameliyattır. Ve elbette ki belli bazı komplikasyon riskleri vardır. Ben hep ofiste, kliniğimde, muayene esnasında hastaların bana sorular sorduğunda yapılacak X hangi ameliyat olursa olsun artı eksi her şeyi söyleyen doktorlardan ve bu tarzımı çok çok da severim. Eğer ki sokakta yürümek bile bu kadar riskli iken elbette liposakşın ameliyatının yağ aldırmanda riskleri vardır. Bazen hastalar bu kelimeleri duymaktan çok korkarlar, çok çekinirler. Eğer doktorunuz, seçiminizi yaptığınız cerrahınız dikkatli, titiz, işine ehemmiyet veren bir hekim değil ise ölüm riski dahi vardır. Ancak burada lütfen şunu unutmayın. Burada her liposakşın ameliyatı olan hastada ölüm riski vardır gibi bir algı içerisine düşmenizi istemem. Bazen şu örneği veririm ve çok severim. Dünyanın neresinde olursanız olun, sokakta yürürken, kaldırımda yürürken size araba çarpma riski var. Kaldırımda yürürken kafamıza tuğla düşme riski var. Kaldırımda yürürken kafamıza pencere düşme riski var. Tüm bunlar oransal olarak baktığımız zaman çok 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 düşük risklerdir. Liposakşın ameliyatındaki riskler de esasen bu bahsettiğim kazalardan daha da düşük bir komplikasyon riskidir. Ancak burada cerraha çok fazla iş düşüyor. Mesela ben bazı röportajlarımda liposakşın ameliyatını zayıflama amacıyla yapmadığımı söylemiştim. Esasen bunu yapmama amacım temel olarak şu sayın izleyiciler. Liposakşın ameliyatında benim kendi tecrübelerime göre belirlediğim sağlıklı sınırım ve limitim ortalama 5 litre maksimum 6 litredir. Vücuttan uzaklaştırdığımız yağ kütlesi, yağ hacmi arttıkça özellikle majör komplikasyon risklerinin arttığı bir gerçektir. Dolayısıyla yağ alma ameliyatlarında, liposakşın ameliyatlarında zayıflama amacıyla yapmamamın temel nedeni majör komplikasyon risklerinden kendimizi azade etmektir. Dolayısıyla genel olarak insan sağlığını biliyor isek, hasta sağlığına dikkat ediyor isek ve özellikle estetik güzel netice elde ederken, hastaya yardımcı olurken vicdanen de hastanın yükümlülüklerini, sorumluluklarını üstlenebiliyor isek eğer, bu tarz komplikasyon riskleriyle karşılaşma oranımız çoktan da çok düşük olacaktır. Dolayısıyla özellikle cerrah seçiminizi yaparken sizden çok fazla yağ alacak doktor, sizden çok fazla yağ hacmi uzaklaştıracak doktoru tercih etmenizin çok da doğru olduğunu kendi fikrimce düşünmüyorum. Onun için liposakşın ameliyatını zayıflama amacıyla değil, vücut şekillendirme amacıyla yaptırmanız hem estetik açıdan hem de sağlığınız açısından daha doğru olacaktır. Komplikasyonlardan uzak durmak istiyor isek dikkatli ve vicdani yükümlülük hisseden hekimleri seçmenizi tavsiye ederim.